Bu topraklar tam 100 yıldır acıyla yoğruldu. Ülke sınırları içerisinde binlerce faili meçhul bırakılmış cinayetler işlendi. Yetişkinler tarafından işlenen bu cinayetler için henüz somut bir adım atılmış değil. Annelerin özür istekleri, katledilenlerin gerçek bir yargı anlayışı karşısında yargılanmasını beklenmesi hukuk dışı yöntemlerle ötelenmeye ve sindirilmeye çalışıldı. Halbuki annelerimizin tek isteği evlatlarının akıbetini öğrenmekti. Bugün bu meydanda evladının akıbetinin ortaya çıkarılmasını bekleyen annelerimiz için yan yanayız. Bir mezar yerine hasret bırakılmış ebeveynler, babasının annesinin akıbeti için adliye koridorlarında alanlarda durmadan haykıran bizler, bu zulmün bir an önce son bulmasını talep ediyoruz. 8. haftamızda gözaltına katledilen Vasıf Öztürk için toplandık. Evli ve 7 çocuk babası olan Vasıf Öztürk, Diyarbakır'ın Kurt ilçesine bağlı Uzunova köyünde ikamet ediyordu. 1 Haziran 1994 tarihinde Bolu Tugayı'na bağlı operasyon yürüten askerler, salkın mecrasında bulunan Vasıf Öztürk, Cembele Tuncel ve Efendişehir isimli köylüler gözaltına alındı. Olağanüstü hal bölge valiliğine vermiş olduğunuz ve valiliğimize intikal eden 26.09.1994 tarihli dilekçenizde Vasıf Öztürk'ün Kurt ilçesi Uzunova köyünde bir arkadaşıyla jandarmacı gözaltına alındığını ve kendilerinden bir daha haber alamadığınızdan bahisle bununla ilgili olarak yaptırılan tahkiyat sürecinde oğlunuz Vasıf Öztürk'ün herhangi bir nedenle gözaltına alınmadığı, aranan şahıslardan olmadığı anlaşılmıştır diyerek cevap alır. Böylelikle Vasıf Öztürk dosyası faili meçhul bırakılır. Bizler hem teyit yakınları hem hak savunucuları olarak 30 yıl önce gözaltında zorla kaybedilen Vasıf Öztürk için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Vasıf Öztürk'ün akıbeti açıklanana kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Halk ve bunlarıyla birlikte yürüdüğümüz bu mücadelede meydana gelebilecek kötü muamele, devri veya sahip müdahalelerin engellenmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü olan devlet, ne yazık ki kamusal alanda dile getirdiğimiz taleplerimizi duyurma hakkımızı yok, hukuk dışı ve keyfi uygulamalarla engellemektedir. Bizler, kayıp yakınları ve hak savunucuları olarak ülkenin gerçek bir demokratikleşme sürecine dönüşebilmesi için göz altında kaybedilenlerin akıbetlerinin açıklanması ve faillerinin yargılanması gerektiğine inanıyoruz. Kayıp İsa Gök'ün eşi Ferican Gök, eşinin kaybettirilme hikayesini şöyle dile getiriyor. Eşim İsa Gök esnaflık yapıyordu. Evinden işine, işinden evine gider gelir, ailesine bağlı çocuklarının geleceğini düşünen, topluma faydalı birey olarak yetiştirmeyi ilke edinen mükemmel bir babaydı. Kaybolmadan 2 ay önce gözaltına alınmıştı. 11 günlük sorgulamanın sonunda suç teşkil edecek herhangi bir birine rastlanılmadığı tespitine varılmıştı. Bu yüzden serbest bırakılmıştı. Ancak Haziran 1994 yılında bir sabah evden işe geç çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Her tarafta onu aramaya başladı. Batman'daki bütün hastaneye ulaştık. Emniyet müdürlüğünden bütün karakollardan sorduk. Akrabalarımızı aradık. Ama maalesef hiçbir yerde bizimle rastlayamadık. O dönemde Batman'da her gün sokak ortalarında faili meçhul cinayetler işleniyor. Karanlık güçler tarafından insan kaçırma olayları yaşanıyordu. Arada birkaç gün geçtikten sonra eşimin kaçırıldığını kanaatine vardım. Ben ve çocuklarım yıllarca bir gün eve döneceğini beklerken bütün aramalarımız sonuç vermediği gibi bugüne değil kendini bulabileceğimiz bir mezar taşına bile sahip olamadı. ...15 yılı geride bırakıyoruz, 800. haftayı geride bırakıyoruz. Bu rakamlar aslında, 1000 haftadır biz Galatasaray meydanına çıkmaktan memnun değiliz. 800 haftadır biz Koşuyolu meydanında bir araya gelmekten dolayı memnun değiliz. Bu siyasi iktidarın Türkiye'de yıllardır bu talebe kulağını tıkayanların bir utancıdır. 800 haftadır kayıp yakınları Diyarbakır'da yakınlarının akıbetini öğrenmek istiyorlar. Zorla kaybetmeye, faili meçhul cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerin etkili soruşturmalarla yargılanmalarını istiyor. Hala yüzlerce ailemiz bir mezar taşına bile sahip değil. Bu taleplerimiz bu organize suçu işleyenlerden
bunun hesabının sorulmasıyla ilgili. Bugün burada fotoğraflarını taşıdığımız, hikayelerini okuduğumuz insanların hiçbiri adli vakalarla kaybettirilmediler. Tamamı devletin organizasyonunda, devletin desteklediği paramiliter güçler tarafından zorla kaybettirdiler. Cinayet faili meçhul cinayetlere kurban gittiler. Bu salt bizim iddiamız değil. Göstermelik de olsa açılan yargılamalarda dinlenen tanıklar, itiraf eden kamu görevlileri, bu suçları itiraf eden kamu görevlileri defalarca bu husustan bahsettiler. Dar geçit katliamı davasında bu beyanlar dosyalara girdi. Lice katliamı davasında, JITEM ana davasında bu beyanların tamamı dava dosyalarına girdi. Ancak Türkiye'de gerçek anlamda bir geçmişle yüzleşme iradesi ortaya konulmadığı için bu davaların tamamı cezasızlıkla sonuçlandırıldı. Em iro altın emin ev kabin sermezer yapı. Cimera yani diyabiyeteli çoğu peşen benden sermezer yapı. Roa cimer tesiyeci cimera diye roa peşen benden sermezer yapı. Ez bu için hakten gir hasıl bu menadı. Tedu o kıym tişki kunda kıyı. Ez kışka Ali Muhammed'i. Şuhuda habbire mevun her duji. Devlet yek kıyıp, yek kıyıp kıyıp kıyıp. Dirtol abaglarım. Yani her pasta khana kubardan etti. Bire meji Ali Tekdah. Nozde car girtin, girtin avi çayji noti. Je haşte hata noti, noti çara. İskence kuydi kesen edin, güç kuzanım beni hamcaz beci. Sonuca sonuç. Nozde car girtin, dora bistan. Bilin dakle. Ez hatta dünya hesabım özel peyarı. Ez hatta seri bunun ben seri oğancı özel peyoğandı. Hayat amir seri oğan her özel seri oğandı peyoğandı. Ez oğancı bir nakım. Bebeğin nabına silvanı diyar belki nabatar belki rakırla bile adı ne var ki dert diye. Hem askiye bire put fazın, hem bire put fazın. Hem sağrı fazın, hatta hem askiye o mezel hiç fazın. Et çıkadır ya silvanı ederim, et kıyırım. Eser yaptım Paci. Edim Ali, Ali, Ali İbrahim'in. Hem de beni esten abini. Eser yaptım ne kuliye de helik şıkağım ezek. Eser yaptım bilin naki ama devlet zanet kudaya. Bira devlet derhe. Hem hatta sağbın hem el feybin. Hem el astiwi diyarın gere astiwi bideme, mezel bideme. Hem cüveka. Hem cüveka insani dünyayı da çeyen eder. Ser mezel yok. Hem cüveka ser mezel yok. İro fotoğraf eme bu ne mezen. Meddim mağamın üdiye ahu. Fire kavi kiz ahu. Hem çün. Ve çağrı mahkemel devsa yok ki. Bu devsa. Doğum hastahanesi hakem bu. Meddim mağabır üre dey kiska verdere savcı. Men askı peşem evdat peşem edu Ali Tekdahtın etmet. Ali Tekdah desteği da bu. Hem hev de birey mevum her de jinda kıyım. Bir o ise ayti, kayı çabe. Kadere mala birey ko. Eme ne bira ne ka ne gede bira, gede bira iş çun. Mala bira iş bir çekez kitini. Emerin kedri. O de hak eme neyle inşallah urahman kıyım. Hak ve hukuk eme ne mine. Hem hatta sağımın emir pey hak ve hukuk eme ben hem halal nakın. Hem devleti halal nakın. Çünkü mebe bira içtim. O da hakkı mev bira yeter şu an bir inşallah uçmadıkım. Babemin, babem avetin ser malet goka Ali Tekda, Ali Tekda. Babem go Ali Tekda desteği ve de tayına kusar dili babem kutum babem şu piyada kutum. Hatta mirci desteğime de ser dili yoktu gola o derbeye cigir diye. Babem edim ekşan babem ziyan, babem ziyan atı desteğim. Yani me her teşit ya. Ne teşit teşit. Tekdağ. Ali Tekdağ iskence kidi kesin edi. Vera iskence pekirin
Hatta sözüne doşa gajı da ne gevi rakır bun hatta çok avi. Be ceyranı, kuçka gol ser cama kuçka berdan me. Ali tek da pır iskence di. Nozde car hata girtin cara bisti hinda kirin. Ali tek da subayı olan itiraf kir. Le Diyarbakır me iskence kiriye, me Silvan'ı iskence kiriye haber ne daye? Me silah berdaye ki kuştiye, kiriye devi nehir ki. Nehir kuderi, derhin ortaya. Em cenaze hud huazın, estiye hud huazın, kani. Hatta kinga, kid ve brabe, gede ve hene, her tişey ve hene, un çıma hudi derna kevin. Hatta em cenaze hu nebinin, astiye hu nebinin. Yani iro ne karın bejin mene kiriye. İro subayı van itiraf kir. Herin bira subayı hu bidin haberdane. İro ne karın bejin mene evan ekne. İhsan ki nozda car be girtin cara bisti ki indad ke. Birader khan orte. Sağ miri. Birader khan orte. Em asliye khud khwazin, mezele khud khwazin, khaliye khud khwazin. Em devşey bernadil, emir pey şeyde khubinin pey uamir. Hatta sağbim, hatta sağbim. Emir pey uamim. Spasiya mecbur. Dur, şu basi salivye, birbirine çöne. Hem ne zaman yani? Hatta iskender alıcı, birbirine. Zaret alıcı. Emir pey çöne, dvi mene diye. Emir kizan karakol, kizan cik, yani Hindaviya birine ki em diçin dve jin dve mevi ne diye. Vay si sali viye, babi şeş hev zarık bu. O operasyona ev ki borlu o bir üçü. Operasyona borlu. Kirin helikopteri, tabi gireden kirin helikopteri, birin çün, euro, iro. Me hestiye vici ne diye, me tişki vici ne diye. İcam dava hestiye kutkin. Hestiye ve hatta sağım emin pey hestiye kubin. İdi şu sağımın avantıneye. Hem hastaya kod kovazın. Kayıp Vasıf Öztürk. Olay yeri Diyarbakır Kulp. Olay tarihi 1 Haziran 1994. Evli ve 6 çocuk babası olan Vasıf Öztürk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Uzunova köyünde ikamet ediyordu. 1 Haziran 1994 tarihinde Bol Tugay'ına bağlı operasyon yürüten askerler, Salkın mezasında bulunan Vasıf Öztürk, Cembe Tuncer ve Efendişen isimli köyleri gözaltına alır. Aynı gün civardaki birkaç köyde askerler tarafından baskın yapılır. O gün gözaltına alınanlar bir gece köyün okulunda tutulur. Vasıf Öztürk'ün teyzesinin oğlu Cembe Tuncer ve Efendişen sabah serbest bırakılır. Fakat Vasıf Öztürk ise elleri ve gözleri bağlanarak askeri helikoptere bindirilerek kulpa götürüleceği söylenir. Daha sonra aynı dönemde gözaltında tutulan bazı görgü tanıkları Vasıf Öztürk'ün Lice Jandarma Korkulu'nda olduğunu ve kendisine işkence edildiğini belirtir. Yine görgü tanıklarının beyanına göre Lice Jandarma Komutanlığı'nda 25 gün gözaltında tutulur. O tarihten bugüne Vasıf Öztürk'ten bir daha haber alınamaz. Ailesi olaydan sonra Kulp Jandarma Komutanlığı, Lice Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Merkez Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi, Diyarbakır Valiliği ve Ovan Bölge Valiliğine başvuruda bulunarak Vasıf Öztürk'ün akıbetini sorar. Ancak ailenin yaptığı tüm girişimler sonuçsuz kalır. Topraklarda hukuk yok. Adaleti sağlayan bir yargı sistemi de yok. Bağımsız ve tarafsız yargı hukuk devletinin olmazsa olmaz koşuludur. Yargının hak ve özgürlüklerin güvencesi olmadığı yerde hukukun devletin varlığından söz edilemez. Duvarlarında adalet devletin temelidir yazan adliye binalarında bağımsız, tarafsız ve adil bir yargı faaliyeti yok.